أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ahzab suresi 24. ayet kerimeden devam ediyoruz. Li makmek için anlamında, li yedziye mükafatlandırmak anlamında. Eğer muhatap kişi münafık, kafir gibi kimse ise bu kelime cezalandırmak anlamında da kullanılıyor. Normalde yedzi ancak şu li'den dolayı li yedziye şekline dönüşmüş. Li yedziyallahu, Allah mükafatlandırsın. Es-sadıkîne, yani sadık kimseleri, doğru kimseleri, bi ile bisadıkîhim, doğrulukları ile mükafatlandırsın. Ve yu'azzibe, azaplandırsın. Yine burası normalde yu'azzib, bu uğulu bitecek. Burada da li varmış gibi düşünüyoruz. Ve yu'azzibe el-münafıkîne, münafıkları azaplandırsın. İnşe'e, dilerse. Ev yetube, aleyle beraber kullandığında onların tövbelerini kabul etsin. Yetube aleyhim. Bu yetube burada da normalde li varmış gibi, yani şu li burada da varmış gibi düşünebiliriz. Ev yetube aleyhim, onların tövbelerini kabul etsin diye. İnnallâhe, şüphesiz Allah. Biliyorsunuz inne ardındaki ismin son hareketini şekilde eğri yapın. İnnallâhe kâne. Yani Allah ile beraber kullandığında dırdır anlamında. Yani Allah'dır. Gafurar, gafur, bağışlaması bol olan, rahime, merhameti çok olandır. Burası kâne'den dolayı bu şekilde gafurar şeklinde olmuştur. Normalde gafurun, rahimun şeklinde olacakken kâne kendiyle alakalı haberin son harekelerini değiştirmiş. Yani un yerine ene dönüştürmüş. Ded Allah, bu dedin anlamı ki anlamında. Ded Allah may reward, Allah mükafatlandırsın. The man of truth, yani doğru kimseleri, doğruluğun adamlarını, for the truth, doğruluklarından dolayı, doğrulukları için, for the patience, yani onların sabırlarından dolayı, bu patience, sabır anlamında. At the accomplishment, yerine getirme, başarma. All that which they covenanted with Allah. Yani Allah'a karşı verdikleri sözü yerine getirmedeki başarılarından ve onu yerine getirmedeki sabırlarından dolayı onları Allah mükafatlandırsın. And punish the hypocrites, ve münafıkları da cezalandırsın. If he wills, tabii dilerse. Accept their repentance, yani onların pişmanlıklarını. Their repentance, kabul etsin. By turning to them, onlara dönerek, in mercy, yani onların merhameti onlara yaklaşarak, yani merhametli bir şekilde yaklaşarak onların pişmanlıklarını kabul etsin. Verily, doğrusu Allah is oft forgiving, Allah bağışlaması bol olandır. Most merciful, yine merhameti çok olandır şeklinde çevirmek mümkün. Ve raddallahu, radde, bu hani reddetmek ifadesi buradan geliyor. Raddallahu, bir şeyi yanıtlamak, püskürtmek anlamında burada. Zaten püskürtme de bir şeye yanıt verme anlamında. Raddallahu lezine, enleri keferu, inkar edenleri, bi gayzihim, öfkelerinden dolayı Allah ya da öfkeleri içerisinde geri püskürttü inkar edenleri. Lem yenalu hayra, onlar için yenelu ifadesi ulaşmak anlamında. Yani onlara bir hayır ulaşmadı, bir menfaat ulaşmadı. Ve kefallahu, Allah yeterlidir. El mu'minine, müminlere, el kıtel, savaşta, yani Allah savaşta müminlere
yeterlidir. Müminler için yeterlidir. Ve kânallâhu, Allah kaviyen, kavi yani güçlü anlamında, azize ve her şeye gücü yeten, yani kudreti daima üstün gelen anlamında. Evet. En Allah drawback. Bu drawback sürmek, püskürtmek anlamında. Those who disbelieve, inkar edenleri, in their rage, öfkeler içerisinde geri püskürttü. They gained, onlar kazandılar ama şu no'yu görünce kazanamadılar. No advantage, herhangi bir avantaj kazanamadılar. Beauty, yani bir ganimet kazanamadılar. Allah suffest, bu suffest ifadesi yeterli olmak demektir. For the believers, iman edenler için yeterlidir. In the fighting, savaşta, by standing against the disbelievers, a severe wind, yani onlara şiddetli bir rüzgar göndererek, and troops of angels, ya da meleklerin ordularını göndererek, Allah müminlere yeterli geldi. And Allah is ever all strong. Allah her zaman en güçlü, kavi olandır. Almighty ve daima kudreti üstün gelen, aziz olandır. Almighty. Ve enzele, Allah indirdi. Enzele lezine, an enleri, zaheruhum, zaheruhum desteklemek, destekleyenleri, min ehli kitabı, ehli kitaptan, min sayasihim, onların kalelerinden indirdi ve gazafe attı, fi gulubihim, onların kalplerine, errube, rube, korku anlamında, onların kalplerine bir korku bıraktı. Ferikan, ve onlardan bir fırkayı, tektulune, siz tek başına öldürüyorsunuz demek. Ancak geçmişte bir olaydan bahsettiği için ferikan tektulune, bir fırkayı, bir grubu öldürüyordunuz ve te'sirune, bu da esir almak anlamında, ferika, bir grubu da esir olarak alıyordunuz diyerek buyuruyor Rabbimiz. And those of the people, yani o insanlar, scripture, yani ehli kitaptan olan insanlar, who back them, onları destekleyen, yani the disbelievers, kafirleri destekleyen kimseleri, Allah brought them down, onları indirdi, from their forts, kalelerinden indirdi, and cast terror into their hearts, cast bir şeyi atmak anlamında, tabii farklı anlamda da bu kelimeleri görmek mümkün. Bu cast ifadesini, evet, korku demek, terror, into their hearts, kalplerine korku salmıştır. So that, bu yüzden, bundan dolayı, a group of them you kill, yani siz onlardan bir grubu öldürüyordunuz, ya da öldürdünüz, and a group of them, ve siz onlardan bir grubu, you made captives, ne yaptınız, tutsak, esir yaptınız diye buyuruyor. Ve evrasakum, Allah sizi ne yaptı? Mirasçı kıldı. Erdahum, onların yurtlarına ve diyarahum. Bu diyarahum ifadesi, yani erda yer yurt anlamında, diyar aynı şekilde. O zaman benzer anlama gelen iki kelime. Mesela erdayı topraklarına, diyarahu evlerine diyar alabiliriz. Onların topraklarına ve evlerine sizi mirasçı kıldı. Ve emvelehum, ve mallarına, ve erdan, yine başka topraklara, lem tete'uhe, yani sizin adım atmadığınız topraklara da sizi mirasçı kıldı. Ve kânallâhu, Allah dırdir. Nedir Allah'ı anlatırken? Kadira, yani güç yetirendir şeklinde. Tabi bu şekilde kadirun ala kulli şey demek yerine kelimeler yer değiştirmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kullanım söz konusu. Günlük Arapça'da yer değişebilir ama Kur'an-ı Kerim'de hep bu şekilde kalmak durumundadır. Yani şu şekilde kâne Allahu kadirun ala kulli şey
şeklinde günlük hayat içerisinde böyle bir ifade kullanılabilir. Yani Allah her şeye hakkıyla güç yetirendir anlamında. And he caused you to inherit. Allah sebep oldu, neden oldu. Inherit anlamsal olarak mirasçı olmak. Their lands, onların yurtlarına, and their houses, evlerine, and their riches, zenginliklerine, mallarına, mülklerine, and a land which you had not trodden. Yani sizin henüz atlarınızı sürmediğiniz diyebiliriz. O tip topraklara da sizi mirasçı kıldı, görmediğiniz. O dönemde ki savaşın olduğu yıllarda, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu savaşları düşündüğünüzde çok Müslümanların bulunduğu yerlere baktığınızda işte Mekke ve Medine çevresi. Ama bugün hiç görmediğimiz topraklara da bugünün şartlarında Müslümanların hiç görmediği, adını bile duymadığı topraklarda Müslümanlar nedir? Bir mirasçı olarak orada hayatlarını devam ettiriyorlar ve Müslümanlar o kadar yerlere gittiler ki Allah onların her birinin yaptığı işleri bereketlendirsin. İnşallah bizler de onların içerisinde olup Allah'ın adını en güzel şekilde duyurabilen, duyurmaya gayret eden kimselerden olabiliriz. And Allah is able to do all things. Allah her şeye güç yetirendir diye buyuruyor Rabbimiz. Ya eyyühen nebiyyü. Ya eyyühe ifadesi bir sesleniş ifadesi. Eyyühen nebiyyü. Ey peygamber, kul söyle. Birisine bir şey derken li ile beraber kullanıyor. Kul li ezvacike, eşlerine söyle. İn kuntunne. Bu kuntunne ifadesi bayanlar için hani kâne o idi demek. Kuntum siz idiniz demek. Kuntunne bayanlar için siz idiniz anlamında. Bayanlara şartlı bir ifade. İn kuntunne eğer siz kuntunne turudine. Siz istiyor durumdaysanız. Tabii biz bunu istiyorsanız diye çevirmek mümkün. Mesela şu turidune erkekler için siz istiyorsunuz. Bayanlar için turidine şeklinde oluyor. Bayanların çekimi de Arapçada farklıdır. Bu aklımızda olan bir bilgi olsun. Şu özellikle tunne diye biten kelimeler bayanlarla ilgilidir. Aynı şekilde kelimenin sonunda turidine şu uzatmasız olan nelerde tabii sonunun sondan bir öncesinin cezimli olması gerekiyor. Her ne değil yani. Turidine hayate dünya, dünya hayatını istiyorsanız ve zinete ve onun süslerini istiyorsanız fete aleyne yani gelin. Bu teal kelimesi Arapçada çok sıklıkla kullanılan teal gel anlamında kullanılıyor. Burada bayanlara çoğul fete aleyne gelin umetti'kunne ben sizi metalandırayım, zenginleştireyim. Ev veyahut usarrihkunne veyahut ben sizi bırakayım, salıvereyim. Serahan cemile. Güzel bir salışla ben sizi salıvereyim de diyor. Yani burada Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e eşlerine bu şekilde söylemesini istiyor. Bir Müslümanın en temel değeri Allah'ın dini olmalıdır. Ve onun üzerine hayatını yaşamalıdır. Burada bakınız surenin başlarında peygamber eşlerinin bizim annelerimiz olduğunu, müminlerin anneleri olduğunu öğrenmiştik. Burada ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annelerimize eğer sen dünya hayatını ve onun ziynetini, onun süsünü istiyor isen, siz istiyorsanız gelin sizi zenginleştireyim ve sizi güzel bir salışla salıvereyim diyor. Burada bir bayan, bir Müslüman erkeğin Allah yolunda yapacağı çalışmalarda böyle engel olmamalıdır. Onun gayretlerine destek çıkmalıdır. Çıktığı vakitte yani bir engel olma durumu olduğunda da ona da bu şekilde denilebilir. Eğer istiyorsan, istediğin şey dünyaysa, onun süsüyseniz seni bu şekilde bırakıvereyim şeklinde denilebilir. Yani çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den eşlerle böyle denilmesi istenmiştir. İnşallah bizler
hem eşlerimizle, sevdiklerimizle Allah'ın dinini hep güzel bir şekilde yaşama gayreti içerisinde olabiliriz. O Prophet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, say to your wife, eşlerinize, ya eşlerine söyle. If you desire, istiyorsanız, arzu ediyorsanız, the life of this world, bu dünya hayatını istiyorsanız, and its glitter, onun ziynetini, parıltısını, şaşasını istiyorsanız, then come, gelin, I will make a provision for you. Ben sizin için bir rızık yapacağım. Yani sizi zenginleştireceğim. And set you free, ve sizi serbest bırakacağım. In a handsome manner, güzel bir şekilde bırakacağım. Yani divorce, ben sizi boşayacağım de diye buyuruyor Rabbimiz. Ve devam ediyor. Ve in kuntunne, eğer iseniz, turidnallaha, Allah'ı istiyorsanız, ve Resulehu, onun peygamberini istiyorsanız, ve derel ahirete, ve ahiret yurdunu istiyorsanız, ve innallaha, bu inin devamı, fe. Yukarıda da inin devamı vardı. Mesela burada fete aleyne ifadesi, gelin derken inin devamıydı buradaki fe. Burada da ise fe şeklinde, innallaha, şüphesiz Allah, adde, hazırladı, lil muhsinati minkunne, sizden iyi olanlar için ecran azime, büyük mükafatlar hazırlamıştır. Yani siz Allah'ı istemeniz durumunda Allah hiçbir zaman sizin emeklerinizi zayi etmeyecek ve sizin için büyük bir mükafat hazırlamıştır diye buyuruyorum. Evet, but if you desire, eğer istiyorsanız, desire Allah and his messenger, onun peygamberini, and the home of the hereafter, ve onun bundan sonraki yurdunu, yani ahiret yurdunu istiyorsanız, then verily, doğrusu Allah has prepared, hazırladı demek, for el muhsinat, muhsinler için, good doers among you, sizin aranızda, an enormous reward, yani büyük bir mükafat, ödül hazırlamıştır diye buyuruyor Rabbimiz. Evet. Yani sen nebi. Bu sefer Peygamber Efendimizin eşleri, yani müminlerin eşlerine sesleniyor. Men ye'ti, her kim diyor, minkunne, sizden bir fahişetin, kötü bir şeyle gelirse, yani mübeyyinetin, apaçık bir çirkinlikle gelirse, böyle bir suçu işlerse, yudaaf lehe, onun için lehel azabu, onun için azap artırılır, di'feyn, iki kat artırılır. Ve kâne zâlike, işte bu durumda alallâhi yesîrâ, işte bu durum Allah'a yesîrâ. Bu yesîrâ yine hep kâne'den dolayı, yani Kur'an-ı Kerim'de şu bitişi gördüğümüzde bunlardan birinin sebebi kânedir. Yani orada kâne varsa, acaba kâne var mı da bu şekilde bitmiş diyebiliriz. Normalde yesîrun, kolay anlamında, kâne'den dolayı yesireye dönüşmüş. Bu Allah'a kolaydır. O wives of the prophet, ey peygamberin eşleri, whoever of you, yani sizden hanginiz, commit, suç işlemek anlamında, an open illegal sexual intercourse, yani apaçık bir cinsellikle ilgili bir suç, yani zina denilebilir buna kısaca. Böylesi bir suç işlediğinizde, the torment for her, onun için azap will be doubled, iki kat olacaktır, katlandırılacaktır. And that is ever easy, bu hep kolaydır for Allah, bu Allah için kolaydır diye buyuruyor Rabbimiz. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam etmek nasip olur.